Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Fatih Bey. Çok büyük bir sıkıntımız var. Sayın Engin Altay, Grup Başkan Vekili, bir çözüm bulmaya çalıştı. Astronot ismi arıyoruz. Caca Bey dedi Sayın Bahçeli. Sayın Engin Altay da danışmanı Abbas ismini önermiş. Tabii bu Abbas yolcu bağlasan durmaz anlamına gelen bir Abbas. Ama sizin bir öneriniz var mı astronot konusunda? Yani mekiği bulduk, yola çıkıyoruz. Var mı bir öneriniz? Şey Fatih Bey, şimdi biraz önce Sayın Yeneroğlu çıktı koridorda. Dedim ki Fatih Bey bizi çağırıyor. Sağ olsun bu konuşmaları yapıyoruz. Bizim için çok önemli bunlar tabii ki. Çok sağ olun. İyi ki varsınız Halk TV olarak ve şahsınız olarak ama... Bazen yıllar önce Hyde Park'ta, İngiltere'de, Londra'da böyle tek başına çıkıp da şey vardı o yıllarda, bir kürsü bulup ya da bir platform üstüne çıkıp kendi başına konuşanlar vardı. İstediği konuda konuşuyor. Biraz ötede birileri konuşuyor. 3-5 kişi onu dinliyor, 3-5 kişi onu dinliyor ama... Böyle garip bir manzaraydı. Bunlar ne yapıyorlar, neden bu kadar şey yapıyorlar, inatla konuşuyorlar diye de düşünürdüm. Şimdi biz de öyle, sanki böyle garip bir toplum var, garip bir yapı var. Bu yapı içerisinde biz de garip garip bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar doğru olursak, ne kadar haklı olursak, ne kadar ahlaki olursak da bazen şey yapıyorum, soru işaretleri oluyor kafamda. Ama tabii bildiğimiz doğruluktan vazgeçmeyeceğiz, şaşmayacağız. Ama şaşırıyorum. Şimdi programa başladık dediğiniz gibi. Ortada yani Türk Uzay Ajansı diye bir şey kurmuşlar 88'de. Adı var, kendi yok. O uzay mekiği yok ortada, bir şey yok. Yani Elon Musk'ın 2023'te şey var ya, pardon 2021'de Ay'a, uzaya şey Spice gönderecek. SpaceX'le turizm, yani uzay turizmi başlatıyor onlar. Ama denemelerini yaptılar. Müşterisini buldular. Fiyatı belli, bilmem ne, her şey çok somut. Şimdi bizde hiçbir şey yok dediğiniz gibi. Uzay mekiği de yok, roketi de yok, denemesi de yok. Ama 2020 Cumhurbaşkanımız çıkıyor çok ciddi ciddi. Bir gece böyle bir açıklama yapıyor. Uzaya gidiyoruz, götüreceğiz. Her şey tamammış sanki. Uzay mekiği şu bu, her şey hallolmuş. Bir ismi eksikmiş. Yani saçlarımı yolayım. Böyle şey yapıyorum, şaşırıyorum. Şimdi... Yani üzülüyorum. Böyle karmaşık duygular içerisindeyim. Anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Yani. Şimdi Türk Uzay Ajansı dediniz. En son bu ajansın 2019'da son toplantısı, biliyorsunuz değil mi? 2010, yani bir yıldır, hatta ikinci yıla giriyor. Bunlar daha toplanmamışlar. Yani böyle bir ciddi, sizin dediğiniz gibi ciddi bir çalışma da yok. Bu arada Meral Akşener uzayla ilgili şöyle demiş. Millet aç, dertlerinin konuşulması lazım ama şu soruya da yanıt bulmak lazım. Müşteri garantisi verilecek mi demiş. Ya şimdi şöyle yani bir şey. İş buraya geldi. Şunu söyleyeceğim. Evet, memlekette esnaf, köylü, vatandaş şu vaziyette, şu kadar işsiz var. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede efendim neden istihdama yönelik yatırımlar yapılmıyor, üretime yönelik yatırımlar yapılmıyor da uzaya yönelik yatırımlar yapılıyor diyeceğim de öyle bir şey de yok ortada. Yani ne uzaya yönelik yatırım var ne bir şey yani. Nereye, Ay'a gitme yani... Deminden beri anlatıyorum. Böyle bir şey yok. Yani Allah, bunun bir çalışması değil mi bu? Alayın ötesinde. Şimdi biz de burada ciddi ciddi oturuyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısıyım. Siz medyada çok önemli bir isimsiniz. Halk TV'de oturuyoruz. Bunları ciddi ciddi konuşuyoruz. Bazen garip geliyor bana ya. Bunlar dalga mı geçiyorlar yani? Biz tabii ki bunu yapmak zorundayız, bunları konuşmak zorundayız ama bu toplumla, bu milletle dalga geçiyorlar. Yani aklımızla alay ediyorlar ya. Böyle bir rezillik olur mu? Sen bir kere bile bir uzay roketi yaptın mı, kapsülü yaptın mı, deneme uçuşu yaptın mı da 2023'ten bahsediyorsun, uzaya
gideceğiz, isim bulun diyorsun ya. Dalga geçmek bu. Bu dalga geçmek. Dalga geçmenin, bir milletle dalga geçmek. Ya diyeceğim efendim, bakın bu kadar aç insan var, işsiz insan var. Bu alanda yatırım yapılsın, uzay yatırımı yapmayalım diyeceğim de öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Böyle bir saçmalık olmaz. Nasıl ifade edeceğiz? Nasıl anlatalım bunu? Şimdi bunu oturup da ciddi ciddi tartışınca biz de onların bu şeyine, hani herkesin deli olduğu bir toplumda akıllı olmanın bir anlamı yok ya. Bizimki de o vaziyete düşmüş oluyor. Garip bir duruma düşmüş oluyoruz biz de. Yani bu saçmalıklara biz de ortak olmuş oluyoruz. Aslında bu saçmalıkları çok uzatmayacağız, konuşmayacağız. Çünkü yeterince konuştuk ama biz daha önemli şeyleri konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu vicdansızlar, vicdansızlık diye üç başlığı vardı. Onu konuştuk. Soma Madeni'ndeki maden işverenlerin tahliyesini konuştuk. Yine Çorlu'daki eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Özsel'e 8.800 lira memura hakaret ettin diye ceza yazılmasını konuştuk. Bir de tabii ki Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cemil Kılıç'ın, Cevdet Kılıç'ın biz eylem Cemil yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim diye bir sözü, insanları tehdit eden bir sözü, onu konuştuk. Ama son bir şey, arkadaşlar şu Sayın Akşener'in astronotla ilgili sözlerini bir verelim. Sonra bu konuyu kapatalım. Yani zannetmeyin ki sadece biz konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin şu an... Sadece bu uzay mevzu, astronot mevzu değil ki. Yani gündeme getirdikleri birçok mevzu böyle uydurma. Yani konuşacağız herhalde. Anayasa mevzu da öyle uydurma bir şeyden kaynaklanıyor. Yani bir gerekçesi falan yok. Ben evet anayasayı tartışılalım istiyorum dedi. Ama sen nasıl bir anayasa istiyorsun? Bir çerçevesini çiz. Sen cumhurbaşkanısın. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Nedir senin ihtiyacın? Nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu? Birdenbire çıktın anayasa dedin. Daha 2 sene önce bu anayasanın alabildiğine, bütün maddelerini değiştirebildiklerinin hepsini değiştirmişken şimdi neden çıktın ortaya? Nedir senin meramın, derdin, ihtiyacın? Böyle bir şey de yok, açıklama da yok. Zaten, yani her şey bu astronot meselesi gibi, dalga geçer gibi yapılıyor. Dalga her geçiyorlar şey yani. Özetle, Sayın Vekilim, şunu dinleyelim ve konuyu kapatalım. Bakın Meral Akşener biraz önce konuştu, çok az bir süre önce. Bu astronot ve uzay işiyle ilgili ne dedi? Uzay programı ilginç. Gördüğüm kadarıyla yap işlet devret modeli var işin içinde. 5 müteahhit çok sevinçlidir. Acaba hangisi alacak? Acaba müşterine gidecek ya yukarı? Müşteri garantisi verilecek mi? Merak ettiğim konular bunlardır. Millet aç, dertlerinin konuşulması lazım. Tekrar söylüyorum, elbette uzayla ilgili çalışma yapılabilir ama takdimini çok sorunlu buldum. Yani müşteri garantisi en önemli şey ve 5 müteahhitten birine verilmesi lazım bu işin diyorlar. Ama ne yazık ki ağlayacak halimize gidiyoruz Sayın Vekilim. Bugün yani bu hakikaten bu rezalet durum bu. Yani ama yani şöyle bir anlayış mı var? Yani benim bir seçmen kitlem var, bir kemik seçmenim. Ben ne dersem ona inanırlar. Hatırlıyor musunuz Berat Albayrak'ın sözünü? Tabii tabii. Ay'a köprü yapacağız desek inanırlar. Yol çift şeridi. Yani, evet. O sözü var. Dinlemek ister misiniz yoksa onu bir dinletelim mi? Belki inanmayan olur. Dinletelim. Bir daha dinletelim arkadaşlar. Getirin Berat Albayrak'ın sözünü ve Sayın Kuşoğlu değerlendirsin. Yer doğalgaz bulduk diye. Hani doğalgaz nerede diye soranlar olur ama boş verin. Unutun onu. Orada Sayın Albayrak'ın bir konuşması vardı ve bakın kendi seçmeninin ne kadar kendilerine inanabileceğinin bir çizgisini çizdi ve neler söyledi bir dinleyelim. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her hamleyi süratle hayata geçiriyoruz. Birileri konuşuyor, birileri de yapıyor. Hepimizin malumu. Türkiye'de AK Parti olarak biz hep yapan tarafta olduk. Milletimiz de bunu en iyi biliyor. Geçenlerde onu konuşuyorduk. Seçmen dostlarla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte bu muhabbet içerisinde konuşurken biri dedi ki, vallahi dedi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım dedi. Cumhurbaşkanımız çıksa şuradan aya kadar 4 şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız. Yani...
Yani ben dinletmek istedim. Bu milletin nereye kadar, nasıl ve neye inanıp inanmayacağı konusunda onlarda inanılmaz bir özgüven var. Ya astronot desek bize inanırlar, uzay mekiği desek inanırlar, Ay'a işte köprü yaptık desek inanırlar, Ay'a millet bahçesi yapıyoruz, gidip orada çay içip pasta yiyeceksiniz desek inanırlar gibi bir anlayış yok mu? Peki niye bu? Bu anlayışı haklı çıkaran bir topluluk yok mu aşağıda Sayın Vekilim? Yani açık konuşuyorum. Yani bu insanların bu her dediğine biat kabul edip sorgulamayan, sormayan, anlamak istemeyen, ayrıntıları öğrenmek istemeyen, gerçek mi doğru mu tartışmak istemeyen bir kitle de yok mu aşağıda? Var. Yani çok şükür şöyle bir şey. Bakın Rusya gibi eğitimi yüksek bir ülkedir. Rusya'da bile Putin 20 yıldır, bunlardan daha eskidir. Erdoğan'dan daha eski Putin. 20-21 yıldır iktidarda, 70'lerle seçiliyor. %70'lerle seçiliyor. Orası daha eğitim. Bizde hiç olmazsa %53'ü hiç bulmadı. Erdoğan'ın seçilmişliği, AKP'nin seçilmişliği. Bunun için bir kere şükredelim. Yani öyle bir toplumumuz yok bizim. Arap toplumu gibi %98'lerle de seçmiyoruz. Onlar mübareki Esad'ı, Saddam'ı, şimdi Sisi'yi %98'lerle iktidara getiriyorlar. Bizim toplumumuz öyle değil. Bizim milletimiz uyanık. En azından yarısı buna inanmıyor. Ama inananlar da garip. Şimdi şeye inanmalarının, yani Ay'a dört şeritli yol yapılmasına inanmanın bir mahsuru yok. Fakat şunu görmemeleri çok mahsurlu. Ya bu iktidar en fazla yolsuzluk yapan iktidardır. Şu anda biliyorsunuz Avrupa'da yolsuzluklarda ilk sıradayız. En kötü durumda olan ülkeyiz ve dünyada da gerçekten şeyi olan, kökü olan, geleneği olan ülkeler arasında çok önlerdeyiz. Yani 186 ülke arasında 86. sıradayız. Çok kötü bir sıralama. Yolsuzlukta tarihte olmadığımız kadar kötü durumdayız. İşte beşli bir şey var, iktidar var. Dünyada en fazla devlet ihalesi alan şeyler, şirketler bunlar. Bu iktidardan dolayı. Yolsuzluklar, anormallikler, hep anlatıyorum. Bu beşli çetenin dünden bir görüntüsü vardı arkadaşlar. Beşli çete sayın dedi Kuşoğlu. Onu getirin, bir ihale haritası vardı, bir tablo. Onu getirin görelim, evet. Şimdi bunları önemsememesi önemli. Yoksa Ay'a 4 yıl şeritli yol yapılmış, buna inanmış. Hiç mahsuru yok. İnansın. Ama sen bu yolsuzlukları, hırsızlıkları, usulsüzlükleri, devletin bu durumunu, toplumun bu çökmüş ahlakını görme. İslam'a verilen bu zararı, yani dinimize, inancımıza verilen bu zararı görme. Toplumun bu ahlaki durumunu görme. Rekor kırıyor işsizlik. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. O da bir dalga geçme değil mi Sayın Vekilim? Ya? Yani ben şunu anlayamıyorum. Dalga geçmenin daniskası. İşsizlik azalmış diyor. Siz uzmansınız. Allah aşkına bir açıklayın. Yani şu şey, biraz önce söylediniz. Alternatifi kaldırır mısınız arkadaşlar? Bakın, kamuda en çok ihale alan şirketler 2002-2020 arası. Yani inanılmaz bir şey. Bakın burada... birinci, üçüncü, dördüncü, yedinci, sekizinci şirketler bize ait. Yani ilk 10 şirket arasında, ilk 8 şirket arasında 5 şirketimiz var. Bu normal mi ya? Bu normal olur mu ya? Bu normal olur mu? Böyle yani bir Almanya'nın gayri safi milli hasarı, Fransa'nın gayri safi milli hasarı. Bir tane şirket var. Bak, Almanya'dan bir tane şirket var. Bir tane Fransa'dan var. Bir tane Brezilya'dan var. Yani böyle bir saçmalık olur. Geliri Türkiye'nin 25 katından fazla olan bir ülkenin, Almanya'nın bir tek firması var. Sizin ilk 10'da 5 firmanız var. Birinci de gene Türkiye'de. Bu yolsuzluk yapıldığını, buradan komisyon alındığını gösterir. Bu kadar basittir. Açık net değil mi? Bu kadar basit. Zaten öyle. Yani karayolları, ulaştırma ihalelerine bakın ki Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla yapılıyor bu ihalelerin çoğu. Ya başlangıç fiyatıyla biten bir tane ihale yok. Başlangıç rakamı 100 ise 100'de biten yok. 150, 200, 500 böyle. Anormal. Her şey istismar edilmiş. Çalındı, çırpıldı, devlet yeniliyor, bitiriliyor ve üretim yok ülkede. Onun için de bakın bugün açıklanan rakamlar. Evet, TÜİK, yani bu da bir yalan gibi geldi. İstihdam kaybında tarihi rekor kırıldı. Bu kadar işsiz Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. Türkiye tarihinde hiç olmadı bu kadar işsiz.
Ne uzayı konuşuyoruz ya? Bu kadar işsiz Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. Hiç. Ve iş aramaktan vazgeçenler, yani artık işmiş aramıyorum ben diyen, TÜİK'e göre tabii aramıyor diyenlerin sayısı işsiz sayısını geçti. Ya şimdi bir şey okuyacağım Allah aşkına. Bu TÜİK'in açıklaması, bunu herkes şey yapabilir. Şimdi bakın, TÜİK diyor ki 2019'da Kasım itibariyle iş gücü 32 milyon 477'ymiş, 2020'nin Kasım'ında 31 milyon 071'e düşmüş. Yani nüfus artıyor, nüfusumuz artıyor ama iş gücümüz düşmüş. Ne kadar? 1 milyona yakın düşmüş. İstihdam edilen sayısı 28 milyon 169'miş 2019 Kasım'ında. 27 milyon 066'ya düşmüş. 1 milyondan fazla düşmüş. İşsiz sayısı azalmış bu arada. Allah Allah. Yani böyle bir şey, dalga geçme yok. Biraz önce dedik ya, iktidar bizimle dalga geçiyor. Erdoğan, yani ülkeyi yöneten Erdoğan, iktidarı bizimle dalga, gerçekten dalga geçmenin ötesinde bu. Yani çıkıp da bir akşamüstü uzaya gidiyoruz, aya gidiyoruz, birilerini götüreceğiz, isim bulun. Götürebildiğimiz, götüreceğimiz kimse bir kadın da olabilir, bir astronota Türkçe bir isim bulun falan demek. Bu dalga geçmenin ötesinde bunlar, bu işsizlik sayılarının böyle açıklanması da bunun katmerli bir şeyi, dalgası, alayı artık. Devlet dalga geçiyor, alay ediyor. Böyle bir anormallik var mı? Bakın bu TÜİK'in açıklaması, işsiz sayısı azalıyor diyor ama iş gücüne dahil olmayanlar tam tersine 1,5 milyon artıyor. Şimdi 5 madde koymuşlar arkadaşlar, o 5 maddeyi alay etmek, getirelim. Gerçekten alay etmek. Size okuyayım bu 5 maddeyi, siz en iyi bunu Gelirler Genel Müdürlüğü'nden gelen bir insansınız. 5 maddede eleştirmişler. 1- Çalışabilir nüfusun devamlı arttığı bir ekonomide iş gücü nasıl azalır? 2- İstihdam edilenlerin sayısıyla beraber iş aramayanların oranının yükselmesi normal mi? 3- Olur mu? Buna paralel olarak emek arzında azalmaların devamlı bir katı hal alması normal mi? 4- İstihdam kapasitesini kaybetmiş bir ekonomide ekonomik büyüme olgusunun hiç konuşulmaması nasıl işsizliği düşürüyor? 5- Enflasyon ve işsizlik oranlarının teorik ve uygulamalı bağının kopması bir ölçü mü? Yani bu 5 maddede aslında TÜİK'in bize yalan söylediğini gösteriyor. Çok açık bu. Ya bir aile var. Anne baba ve 3 çocuğu var. 5 kişilik bir aile. Bu ailenin evlatları evleniyor. Gelin geliyor eve. Dışarıda da oturamıyorlar. 5 kişilik, diyelim ki ikisini evlendirdiler çocuklarının. Oldu. 7 kişi oldu aile. TÜİK'in şeyi şu, nüfus artıyor. Yani evin nüfusu artmış. 5'ten 7'ye çıkmış. Söylüyor zaten. Ancak daha önce 3 kişiymiş iş arayanlar. 3 kişi iş arıyormuş. Şimdi normalde 2 de gelin veya damat geldi ya. Onlarla beraber 5 kişi olması lazım iş arayan sayısının. Ama onlar iş arayan değil, hepsi iş aramaktan vazgeçmiş. Sadece o bekar olan çocuk iş arıyor görünüyor, bire düşmüş. Yani 3 kişinin iş aradığı bir ailede evleniyor, ikisi gelinler geliyor ya da damat geliyor aileye. Ailenin sayısı 5'ten 7'ye çıkıyor, 5 kişilik aile 7 kişi oluyor. Hiçbirinin işi yok, anne baba hariç. Ama o evlatlar İş aramaktan vazgeçiyorlar. Sadece bekar olan evlat iş arıyor görünüyor. Öbürleri şey değil. Yani nüfus artıyor, işsizlik azalıyor. Böyle bir saçma açıklama yapılmış. Ve bunlara hiçbir şekilde hiçbir meslek örgütü tepki göstermiyor. Tabii ki ben tepki göstereceğim. Siz gazeteci olarak tepki gösteriyorsunuz. Ben siyasetçi olarak tepki gösteriyorum ama buna meslek örgütlerinde, TOB'un da, bunları akademisyenlerin de, TÜSİAD'ın da, MÜSİAD'ın da, hepsinin ya siz dalga mı geçiyorsunuz, nasıl iktidarsınız siz, bir daha böyle açıklama yapamazsınız deyip
rezil etmeleri lazım. Yani. Lazım tabii mi? Ki tabii ki ya. Böyle niye bir şey olamaz. Sesleri çıkmıyor peki Sayın Vekilim? Niye sesleri çıkmıyor? Korkudan yani böyle bir tabii otoriter bir rejim var, kabul etmek lazım. Çünkü nasıl sizde vardır rakamlar. Kaç kişi şeyde sosyal medyada yer alan eleştirilerin nedeniyle, bazıları da hakaret diyecektir veya hakaretler nedeniyle mahkemelerde sürünüyor, içeri atıldı, sıkıntıda. Bir bakalım. Korkuyor insanlar. Herkes takipte, takibe uğruyor herkes. Böyle bir ortam var tabii kendilerine göre, onlar da haklı. İşini kaybedecek. Yani bir tane çocuğunu bile işe sokturmak istiyorsa, işe girsin istiyorsa, ya ne olur ne olmaz, benim yüzümden olmasın diyor baba, anne, amca. Laf etmiyorlar. Ya da ya benim borcum var, iş yeri olarak benim borcum var, ben de iş sahibi olarak eleştiride bulunmayayım, bir kenarda oturayım, ne men lazım diyor insanlar. Onun için böyle. Tabii bu sonuç olarak böyle bir toplum gittikçe daha artan bir şekilde sıkıntıya da girmiş oluyor. Çok açık ama siz... Onlar da tabii dalgalarını geçiyorlar. Toplumla, bizlerle dalga geçiyorlar. Ama yani iş bulabilen buluyor. Bakın yine bugün bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir ortaya çıkarmış. Jet hızında yükseliş, bir günde memur olup Cumhurbaşkanlığına atandı diyor. Ya şimdi aklımız almıyor. Yani bu iddia benim iddiam değil. Bu Murat Emir'in iddiası ve bunu soru önergesi haline de getirmiş. Şu olay. Kocaeli Üniversitesi'nde rektör Saadettin Hülagi, oğlu var Taha Hülagi. Şöyle olmuş, bakın dikkatle izleyin. Babasının üniversitesinden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde SEKA Müze Müdürü yapılmış. Ardından yine sınavsız olarak özel kalem müdürü olmuş. Burada bir gün çalıştıktan sonra memur sıfatını alan Hülagi, Cumhurbaşkanlığı kamu diplomasisine geçiş yapmış. Ya bu ne hızdır? Bu nasıl bir şeydir? Milletin çocuğu aylardan, yıllardan beri işsizken iktidara yakın bir rektörün oğlu önce üniversiteye atanıyor, ardından özel kaleme atanıyor, ardından da saraya gidiyor. Ve sarayda şimdi aldığı para 25 bin liradan aşağı değil. Bu milletin çocukları ne yapsın Sayın Vekilim ya? Evet. Çok açık bunun cevabı tabii ki. Ne yapsın? Evet, ne yapsın yani, insanlar ne yapsın bu şartlar altında? Şu haksızlıklara, hukuksuzluklara bakın. Ondan sonra yapılan açıklamalara bakın. Şu vicdansızlıklara bakın, yapılanlara. Yani denebilecek bir şey yok. Yani toplumu, şimdi çıkıp da burada topluma biz basının görevi odur. Ayna tutar. Toplum basında görür kendisini, nasıl olduğunu, değil mi? Yani tüm Türkiye'yi alırsınız, gazeteleri, televizyonları, haberleri vesaire izlerken kendinizi görürsünüz toplum olarak. Bu ayna görevini yapıyorsunuz. Biz de siyasetçiler olarak o görüntüyü kullanırız. Olumlu, olumsuz taraflarını ona göre topluma hitap ederiz. Şimdi ben bu kadar olumsuz bir toplumda siyasetçi olarak sadece olumsuzlukları göstererek, bak ne kadar kötü, bak ne kadar kötü, bak ne kadar yolsuzluk var, hırsızlık var, uğursuzluk var, ahlaksızlık var diyerek, vallahi siyaset yapmak da hoşuma gitmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. İnsanları üzmek, morallerini bozmak, bu da hoşuma gitmiyor ama durumda bu maalesef. Toplumun da bunu görmesi lazım. Özellikle şu iktidara destek olan, çalsın çırpsın, ne yaparsa yapsın destek olan bir kesim var. Allah onların vicdanlarını yaşarsın diyorum. Ne diyeyim artık yani? Bu vaziyette. Allah onlara vicdan versin. Görsünler bunları. Yani onların o mühürlenmiş kalpleri ve görmeyen gözleri artık görsün. Ne diyeyim? Yani bunlar nasıl görünmez bu kadar yolsuzluk, hırsızlık? Diyoruz ki Fatih Bey, ya bu kadar yolsuzluk, hırsızlık var. Ya bu dönemde mi var diyor. Bundan önce de vardı. Ya Allah aşkına, bundan önce vardı ama bunlar tartışılıyordu ve iktidarlar gidiyordu o yaptıkları yolsuzluk nedeniyle. Yolsuzluğun olmadığı toplum olmaz. Bütün toplumlarda, bütün devletlerde olur. Ama bunun gerekeni de yapılır. Bu iktidarda gereken yapılmıyor. Bir şey yolsuzlar, hırsızlar cezalarını bulmuyor.
Bunlardan dolayı siyasiler eleştirilmiyor. Bundan dolayı oyu düşmüyor iktidarların. İki bakanı konuk ettim ben. Biri Enis Öksüz, eski MHP'li Ulaştırma Bakanı'ydı. Bir de Ufuk Söylemez, Devlet Bakanı, ekonomiden sorumlu. İkisinin de bana ortak söylediği bir şey vardı Sayın Vekilim. Şunu dediler. Eskiden de yolsuzluk vardı ama insanlar ihalelerinde aracılık yapar, ufak tefek komisyon alır ya da işte ufak tefek işlerden kendine düşen payı alırdı. Ama bugün dedi doğrudan hazine soyuluyor. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Yani daha önceki yolsuzluk, usulsüzlük farklıydı. Gerçekten hazine soyuluyor. İnsanların midesinden, gırtlağından hakkı hukuku çalınıyor. Bu milletin hakkı hukuku çalınıyor. Boşuna Türkiye tarihinin en büyük işsizliğiyle karşı karşıyayız. Rekor kırdık demiyor. Yani yarısı bile olsa rekor. Bu vaziyetteyiz. Merkez Bankası'nın boşaltılmasından hala bir şey çıktı mı ya? 128 milyar dolar kayıp. Hiçbir şey çıkmadı. Şu an kaç Merkez Bankası'nın rezervi Sayın Vekilim? Eksi de. Eksi kaç? Eksi 40 ile 50 arasında bu. Milyar dolar. Tabii milyar dolar. Peki nereye milyar gitti dolar. Bu para? Nereye gitti işte soruyoruz. Gündeme getiriyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu gündeme getiriyoruz, dillendiriyoruz. Bizimle beraber muhalefet partileri de bunları söylüyorlar ama şimdiye kadar bizimle beraber muhalefet yapması gereken şeyler var. İşveren kuruluşları var, sendikalar var, akademisyenler var. Borsalar var. Bunların da bunları söylemesi lazım ya. Bu memleketin varlığıdır. 130 milyar dolar civarında rezervi eritildi bu ülkenin. Ne oldu bu para? Neden eritildi? Bunun bir hesabını verin demesi lazım bu ülkeye. Bu iktidara. Sayın Erdoğan bunun bir hesabını verin. Bu 130 milyar dolar ne oldu? Kim bundan sebeplendi? Kim kazandı? Bunların hepimiz tarafından söylenmesi lazım. Hesabının sorulması lazım. Londra borsasına bu paranın önemli ölçüde kaydığı söyleniyor. Ama hangi yöntemle, kimler kaydırdı, nasıl o spekülatif oyunlarda neler döndü kimse bilmiyor. Yani bilen vardır da onlar da konuşmuyor şu aşamada. Evet. Doların değeri düşürülmeye tabii, çalışıldı. Tabii. Yükseldi bana. Şimdi şu anda 7 lira civarında ya dolar. 8'den bu noktalara geldi. Bu da çok tehlikeli biliyor musunuz? Yani doların yükselmesi kadar böyle anormal düşüşler de anormaldir. Önemli olan istikrardır. Şimdi bazıları belki seviniyor. Bak diyor dolar düştü. Yok düşmesi de iyi değil. İstikrarlı olması lazım. Benim iş adamı olarak yarınımı görebilmem lazım. Yani ben sattığım malın uluslararası piyasalarda değeri kaç dolardır bilebilmeliyim. Bunu bilemiyorsam, önümü göremiyorsam plan program yapamıyorum, satış yapamıyorum. Düşecek mi, çıkacak mı? Fiyat veremiyorum. Peki niye düşüyor dolar ya? Bir normal bir durum değil bu. Şimdi üretim artmıyor, istihdam artmıyor. Turizm gelirleri dipte. Bu yılda 2021'de turizm için kayıp bir yıl. Türkiye'nin en büyük gelir kalemi turizmdir biliyorsunuz. 50 milyar dolara yakın bir beklenti vardı. Bu geçen yıl 8 milyar dolar civarında bir para getirdi turizm. Bir daha da getirmeyecek. Peki neye göre dolar düşüyor? Yani Merkez Bankası'nda para yok. Hazine boş. Şimdi en önemli sebebi şu biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde de Amerika'da da çok büyük miktarda para basıldı bu dönemde yine bu pandemi dolayısıyla. Amerikalılar da çok bastılar yani trilyon dolarlar basıldı. Avrupa Birliği de trilyon dolarlar euro olarak basıldı. Şimdi oralarda negatif faiz var. Yani doları Amerika'da bankaya yatırdığınızda size para getirmiyor. Faiz vermiyor yani çoğalmıyor. Ama o parayı getirirseniz Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere, yani bol faiz veren ülkelere buralardan kazanıyorsunuz. Onun için buralara gidiyor. Şu anda para çok bol olduğu için, döviz bol olduğu için oralardan bizim gibi gelişmekte olan ekonomilere gidiyor. Bizim kazancımızı alıyor götürüyor. Bazen doları yükselterek alıyorlar bunu, bazen düşürerek alıyorlar. Ama uzun vadede sonuçta her halükarda bizim gibi ülkelerin parasını alıyorlar. Onun için bize geliyor şu anda bütün dünyada sadece Türkiye değil dolar ve euro gidiyor akıyor. Bir şeyler kazanabilmek için özellikle emeklilik fonlarıyla vesaire bizim gibi ülkelere çok para girişi var.
Ondan dolayı da doların değeri düşüyor. Bu kadar basit. Evet, hesap bu. Bu arada Profesör Doktor Aziz Konukman, o da konumuz olacak Sayın Vekilimizle. Aziz Hocam geliyor, evet. Evet, Aziz Hocam Skype'ta. Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Bülent Bey'e de selamlar. Selam, saygılar hocam. Sağ olun. Sevgili hocam, siz bir astronot ismi buldunuz mu? Birinci sorum bu. Yani artık bu, uzun süre bu soruyu sormam lazım. Çünkü çıktık çıkacağız, elimiz kulağımızda. Mekik'in altındaki roketler ateşlendi. Toz duman şu an kalkıyor ama astronotun ismi eksik. Hocam nedir bu kafa bulma metodu, dalga geçme metodu? Bir de ikinci dalga geçme şeyi de TÜİK'in her nasılsa, nasıl bulduysa, nasıl becerdiyse Türkiye'deki işsiz sayısının azaldığına dair verdiği rakamlar. Ne diyorsunuz hocam? Vallahi şimdi bu Ay'a gitme olayı tabii uzay çalışmalarıyla ilgili 10. kalkınma planında 25 adet dönüşüm programları vardı. Öncelikli dönüşüm programları. Bülent Bey onları bilir. 25 adetti. Onlardan bir tanesinin başlığı şeydi. Öncelikle teknoloji alanlarında ticarileşme programı. İçinde de haberleşme ve uzayı yazıyor. Zaten biliyorsunuz 2012'de de uydu fırlatıldı filan. Yani uyduyla başlayan bir süreç vardı. Ama buraya sonradan anladığım kadarıyla bu ay işini koymuşlar. Bir de ajans kurdular bunlar. Bu ajansla birlikte web sitesini işte oluşturdular. Yeni de programı açıkladılar. 10 madde işte bu isim bulmaktan tutun bir Türk'ün gönderilmesine varıncaya kadar işte ne bileyim Milli Uzay Programı denen bir yol haritası açıklandı. Ve üstelik çok ilginç, küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak diyor. Demek ki uzay ligleri de fazla. Yani bir tane hangi lig olduğunu söylemiyor. Üst liglere, biz daha henüz klasifikasyon dışıyız anladığım kadarıyla. Ve burada diyor rekabeti sağlayacağız diyor. Göktürk 2 istihbarat uydusunu atacaklar. Bir İmece uydusu var 2022 yılında. Fakat bunların şeyi yok, bütçelendirmesi yok. Sevgili Bülent Bey bilir. Yani 3 yıllık bütçenin içerisinde bunları bizim görmemiz lazım. Yani 2021, 22, 23 dönemlerinde buralara ne ayırdılar? Çünkü 2023 3 yıllık bütçenin son yılı. Belki yani kaçak olarak gönderecekler. Hani hocam dolmuş hatları da var ya, kaçak çalışır. Belki evet, kaçak gönderecekler. Kayıt dışı gidilecek o zaman. Kayıtlarda gözükmüyor çünkü. Yani Milli Uzay Programı'nın parasal hedefleri, çünkü diyor ki bu diyor ajans diyor kaynakları tahsis edecek buraya diyor. Peki nereden kardeşim? Bunun programları ne? Projeleri ne? Mesela bir stratejik planları olacak diyor. Nerede stratejik plan? Bunu görmedik. Stratejik plan yok. 10 yıllık hedefler açıklanıyor. Yap. Yani web sayfasına girin. Çok komik yani, bir web sayfası var. Web sayfasında stratejik plan hazırlayacağı söyleniyor. Fakat ortada stratejik plan yok. Ama 10 yıllık nedense hedefleri açıklamışlar. Çok ilginç. Böyle yani bir gösteriye dönük, ciddiyetten uzak ama devletin belgelerine de koymuşlar. Ne yalan söyleyeyim, oraya da koymuşlar. Bir de bir ajans kurmuşlar bununla ilgili olarak. Ama dediğin gibi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle her şey yapabiliyorsunuz. Ne olacak? Zor işler değil bunlar. Hocam Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Mekik'i Ay'a uçurur mu? Vallahi uçurur. Böyle giderse uçurur. Ama şimdi bizim merak ettiğimiz konu şu. Bunun bütçesi nedir? Yani düşünsenize 2023'te fırlatacağız diyor. Bunun bütçesini bize vermeniz lazım. Bir uzay ekonomisi bütçesidir bu. Nasıl yatırım programında yeri olması lazım? Bakın ben bakıyorum şimdi 2021 yatırım programında. Orada bunu görmüyorum. Bununla ilgili ne ayırdıklarını bilmiyorum ama ulaştırma projelerini biliyorum. Haberleştirme projelerini biliyorum. Eğitime, sağlığa ne kadar ayrıldıklarını biliyorum ama bunu bilmiyorum. Demek istediğim bu. Yani yol haritasının finansman boyutlarını hem milletvekilleri bilmeli, meclistekiler bilmeli, bırakın muhalefeti, iktidarın vekilleri bilmeli. Şimdi bunlar olmadan yani bu suyun şeyi nereden geliyor yani? Bu değirmenin suyu nereden geliyor?
Hocam siz bu aya gitme işini, aya gitme işini çok ciddi almışsınız, ciddi ciddi araştırmışsınız ama yani... Vallahi ben şunu söylüyorum, ay değil herhangi bir X projesi, ben artık olaylara böyle bakıyorum. Projenin kendisi hayal mayal önemi yok. Resmi bir belgeye girdi mi girmedi mi ben ona bakarım. Resmi belgeye girdiyse yeri neresi? Çünkü 11. kalkınma planında var. Ama şey demiyor yani aya adam göndereceğiz demiyor. Şöyle var bakın tedbirin numarası bile var. Ben 11. kalkınma planına baktım. PDF dosyasındaki sayfası 117. Normal sayfa yani hard copy olarak sayfası 107. Bülent Bey de bakarsa görür. 447 nolu tedbir. 11. kalkınma planı. Okuyorum. Ülkemiz havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ya ne büyük iddia. Bunu 11. kalkınma planına taşımışlar. İki tane alt maddesi var. Uzay, milli uzay programı hazırlanacak, uygulamaya konulacak. Hazırladılar. Yalan yok. İşte bugün açıkladılar. İki, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecek, etkinliği artırılacak. Kurdular, kapasiteyi geliştiriyorlar mı onu bilmiyorum. Yani resmen 11. kalkınma planına girmiş Fatih Bey, ben ne yapayım, ciddiye alacağım. Yani hocam ciddiye alın da bu kadar ciddiye almayın. Çünkü hatırlarsanız milli uçağımız da şu an göklerdeydi. Uçuyordu. Onun için de bir pankart asmışlardı. Milli uçak göklerde diye Sayın Erdoğan vardı pankartta. Uçağın henüz herhangi bir havadan inip inmediği daha tespit edilemedi. Daha havada olduğu düşünülüyor. Fatih Bey, emin olun bunların doğru olmasına da gerek yok. Damat çok güzel söyledi. Hatırlayın damat ne dedi ya? Uzaya dedi otoyol şeyli bir otoban hazırladık dese, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir açıklama yapsa kesinlikle inanır dedi halkımız dedi. Hocam bu yani neden kaynaklanıyor? Adamlar biliyorlar ki inanmayacağını. Hocam bir bilim adamı bir olarak bize açıklar mısınız bu neden kaynaklanıyor? Yani bir siyasetçi her istediğini söyler, halk nasıl olsa buna inanmak zorunda diye düşünür mü? Yoksa ya bu siyasetçide problem var ya bu inanan halkta bir problem var. Yani ki... Vallahi ben... Fatih Bey, ben halkın sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, diğer partilere oy verenin tabanında ben buna alıcı bulacağına inanmıyorum. Emin olun onlara yönelik değil bu. Çok açık söylüyorum. Kime yönelik yani hocam? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına seslenmiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kime sesleniyor? Cumhurbaşkanı kendi tabanına sesleniyor ve kendi tabanında da böyle güçlü bir inanç var. Bunu yani damat söyledi, haksız değil burada ne olur. Yani... İşte bu bölümünü ciddiye alalım diyorum ben. Yani bu söylenen sözün bir alıcısının olduğu konusunu ciddiye alalım evet, diyorsunuz. Evet kesinlikle var. Kesinlikle var. Ha bu eskisi kadar yüksek değil. Yani artık oyları düşmeye başladı. Çok gözüküyor. Anketler bunu gösteriyor. Ama yine de bir alıcısı var. Onu bilelim. Şimdi o alıcının sayısını arttırma hedefleri bunlar. Emin olun onlar bu programı yaptığınızda... muhalefetin bunu yerden yere vuracağını adı gibi biliyor. Ya o programların hiçbirisi sürpriz değil. Biliyor ki Fatih Bey CHP'den birilerini çağıracak, muhalifleri çağıracak, alay edecekler, işte gırgır geçecekler, ciddiye almayacaklar. Ya biz bunları biliyoruz zaten diyorlar. Kimi kandırıyorlar hocam? Varsayarak açıklıyorlar bu programı. Hocam bakın organize işlerde keriz silkeleme diye bir yöntem geliştirdiler. İzlediniz mi bu filmi bilmiyorum. Yani oltaya atıyorlar, takılanlarla ilgililer. Oltaya bakmayanlar ya da oltaya gelmeyenlerle ilgili değiller. Peki, aynen, aynen. Burada oltaya kim geliyor hocam? Yani bu işte akıl tutulması diyoruz. Fakat 10 maddenin ama benim hoşuma giden şey, bir ayağımız dünyada, gözümüz yukarıda diyor. Ona çok güldüm. Ayağımız... dünyada diyor. Aya basacak dedik ya. Aya basacaksak niye ayağımız dünyada olsun ki? Peki hocam bu TÜİK rakamları için ne diyorsunuz? Sayın Kuşoğlu da burada geldi. Açık evet. Açık söyledi. Yani yani hakikaten milletle dala geçiyorlar gibi bir hisse kapılmaya başladı insanlar. İşsizlik düşüyor dedi. Katılıyor musunuz bu işsizliğin düşme olayına? Fatih Bey emin olun uzay meselesindeki söylediklerim bu konu için de geçerli.
Bakın ya ne olur kitlelerini iyi anlayalım. Onlar bu rakamları bize açıklamıyorlar. Çok samimi söylüyorum. Yani diyeceksiniz ki hiç mi AKP oy verenler içinde işsiz yok? Ya onlara bir şekilde bir formül buluyorlar. Çünkü yoksulluğu yönetmeyi çok iyi biliyor iktidar. Yani yoksullara yönelik işte sadaka devlet uygulamalarını gayet güzel çalıştırıyor. Onları onların buna inanması gayet doğal. Çünkü o taban onunla irtibatlı. Nasıl uzaya inanıyorsa buna da inanıyor. Şimdi burada sorun o değil. Sorun resmi bir kurum var karşımızda. TÜİK var. Bizim vergi gelirlerimizle, vergi havuzundan giden paralarımızla kamu hizmeti üretiyor. Dolayısıyla hani bu salt bir diğerleri gibi bir konu değil. Bu ciddi bir konu. Bu hepimizin için inandırıcı verileri üretmek zorunda. Ya artık ayıp ya, utanır insan. Kaç aydır pandemiden bu yana devamlı işsizlik rakamını düşürerek bir şey olur mu? Bakın öyle bir çıplak yalanlar ortaya çıkıyor ki çalışan nüfus yani çalışma çağındaki nüfus bu ay itibariyle kendi sayfasında var. 1.199.000 artmış ama iş gücü arzı 1.406.000 kişi azalmış. Böyle bir kepazelik olabilir mi ya? Böyle bir felaket bir durum olabilir mi? Ve ne oluyor? İş gücü piyasasının dışına çıkıyor. Hem nüfus artan kesim buraya geliyor. Hem de mevcut olanların, daha önce çalışıyor olanlar iş gücü arzından devre dışı kalıyor. Bakın şimdi ben rakamı söyleyeyim size. İş gücü piyasasına dahil olmayan insanların sayısı 2.605.000 kişi artmış. Bakın iş gücü piyasasına dahil olmayan. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? İşte nerede? Kaynağı ne? O deminki verdiğim rakamlar. Şimdi ne kadar azalmış dedim deminden. İş gücü arzındaki azalma 1.406.000 dedim değil mi? 1.103.000'i istihdamdaki azalmadan, 303.000'i de işsizlikten geliyor. Şimdi yani böyle bir felaket bir durum var. Bu akıl tutulması demektir. Yani böyle bir matematiği, böyle bir aritmetiği emin olun bilimsel olarak sunma şansınız yok. Böyle bir istatistik üretilemez. Resmi bir rakam web sitesine konamaz. Yani yer yerinden oynar ya. Yok tık çıkmıyor. Nasıl bir enteresan bir durumsa. Yani TÜİK'in acilen bu olayı durdurması lazım. Bir de bakın artık TOB'un içerisinde bir araştırma merkezi var. Çok ciddi işler yapıyor. Yani takdir edelim. Bir profesör ve bir doktor arkadaşımız orada harikalar yaratıyor. Mesela açıklanan istihdam rakamının inandırıcı olmadığını söylüyor. 13-15 puan daha aşağıdadır. Niye? Çünkü eğreti istihdam diye bir istihdam var. Ne demek eğreti istihdam? İyi olmayan istihdam. Yani kötü çalışma koşullarında çalışanlar. Biliyorsun pandemi nedeniyle ortaya çıktı. Nedir onlar? Kısa çalışma ödeneği de alanlar. Nedir onlar? Nakit desteği alan ücretsiz izinli çalışanlar. Şimdi bunlar TÜİK'e göre çalışıyor gözüküyor. Halbuki bunların hiçbirisi iş başında değil. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Ya dünyanın her yerinde ILO bunların işsizler arasında sayılması gerektiğini söylüyor. DİSK bunları işsizler arasında sayıyor. Dolayısıyla eğriti istihdam düştüğünüz zaman eğriti olmayan yani normal koşullarda tam mesaide çalışan insanların istihdamı dediğiniz zaman rakam inanılmaz düşüyor. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi? Çok ciddi bir düşüş var. Bunu kim açıklıyor? İşte TOB'un bu araştırma kuruluşu düzenli bir şekilde açıklıyor. Tabii ki bir ay gecikmeyle açıklıyor. Evet. Doğal olarak. Çünkü TÜİK açıkladıktan sonra Kasım rakamını bir dahaki şeyde Aralık'ta açıklayacak. Yani evet. Şunu anlatmak istiyorum. Rakamlar artık mızrağa sığmıyor. Gerçeği yansıtmıyor. Siz sanal bir dünya yaratıyorsunuz. Sanal dünyanıza inanan bir kitleniz var. Bundan mutlu olabilirsiniz. Seçim döneminin sonuna kadar böyle idare edebilirsiniz ama yazık oluyor ülke. Kaybeden ülke. Haklısınız. Burası hocam. Çok acıklı. Peki. Yani bu bölümü görmezden gelemeyiz sevgili Fatih Bey. Peki hocam. Ne diyorsunuz Aziz Konukman'ın şeyine? Yani gerçekten bu tür rakamlarla oynanarak sadece seçim kazanma telaşına düşmüş bir iktidar bu ülkedeki kalıcı, kemikleşmiş sorunları nasıl çözecek Sayın Vekilim? Çözmeyecek, çözemiyor zaten. Yani yıllardan beri çözemediği gibi bu sorunları daha da artırdı.
Şimdi bugün bizim konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de aşı konusu değil mi? Bu kadar pandemi var, sıkıntı var. Gelirken çıkarttırdım danışmanıma. Ne kadar Türkiye'deki aşılanma sayısı? 16-11 itibariyle buraya gelirken 2.809.000 kişi aşılanmış. Bugün itibariyle, bu akşam itibariyle. 3 milyon olmamış daha, 2.809.000. Hani günde 1.200.000-300.000 kişi aşılanacaktı? Bir ay oldu aşağı yukarı, yani normalde şimdiye kadar bu 25-26 günde normalde 30 milyondan fazla kişinin aşılanmış olması gerekiyordu. Hani 2.800.000 kişi aşılanmış. Niye durdu bu aşılanma? Neden aşı yok? Neden aşılanmadı? Bunları konuşmamız lazım. Şimdi uzay ajansı. Şimdi ciddi bir profesör Aziz Hocam, ben, siz oturuyoruz. Efendim, astronotun adı ne olsun Türkçe diye konuşuyoruz. Efendim, bu aya gitme ciddi midir diye konuşuyoruz. Bunun ödeneği var mı, bütçesi var mı? 10. planda böyle bir ifade var mı? Ondan sonra 11. planda var mı diye bunları konuşuyoruz. Ama Türkiye'nin gerçekleri bunlar. İşsiz, insanlar işsiz. %30'lara ulaşmış işsizlik. Rekor kırmış. Türkiye rekoru kırmış. Bunu konuşamıyoruz. Ve devletin verdiği rakam dalga geçer gibi tam tersine azalmış gösteriyor. Dalga geçmektir bu toplumla, bu milletle. 2.809.000 kişi aşılanmış. Neredeyse bir ay olmuş. 30 milyon kişinin aşılanması gerekirken 2.809.000, neden bu olmuş? Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da bunu açıklaması lazım. Bunun hesabını vermesi lazım. Bir demokratik ülkede bunun hesabını vermesi lazım önceden. Bu kadar önemli. O ülke böyle. Senin kapasiten 1.300.000 günlük aşılama yapabilecek Sağlık Bakanlığı'nın kapasitesi bu Türkiye'nin. Neden daha 2.809.000? Bir aydan beri böyle. Bunun bir hesabının birisi tarafından verilmesi lazım. Bunun hesabını veremiyor, aya gidiyorum. Allah Allah. Yani bu alay etmek, dalga geçmek bu kadar olur ya. Biz de oturuyoruz böyle ciddi ciddi bunları konuşuyoruz. Hocam, o kadar hocamın yalnız söylediği çok doğru bir şey var tabii. Doğru söylüyor ama. Bunlar diyor size, bana değil diyor. Bu verilen mesaj diyor. Kendi seçmenine diyor. O seçmene mesaj veriyor diyor. O mesela o seçmen bunu ciddiye alıyor diyor. Ama gittikçe azalıyor, aklı başına geliyor insanların. Bu yalanı, dolanı, dalga geçmeyi, alay etmeyi görüyor herhalde toplum ama yine de onlara bir mesaj verebiliyor maalesef. Hala %30'da olması iktidarın, %30 bile olsa çok büyük bir rakam yani. Bu böyle bir şeyde, dünyada bu rakamın %30'larda olması bile şeydir. Bu kadar işsizlikle, bu kadar beceriksizlikle, bu kadar hırsızlık, yalan, dolan, yolsuzlukla, bu kadar yoksullukla, bu kadar yasakla yine de çok müthiş bir rakam. Hocam, bu siz, bizi üzüyor tabii. Üzen de budur. Tabii hocam, siz ne diyeceksiniz hala AKP'nin bu kadar ekonomik kırılmaya, halkla dalga geçer gibi açıklama yapmasına, bir kibir sahibi olmaya, işsizlik konusunda bu kadar duyarsız olmaya, kendisine yakınları liyakatsız bir şekilde bir günde devlet memuru yapma konusundaki ısrarına rağmen nasıl %30 AKP'nin tabanı hala duruyor? Vallahi emin olun, yani iktisatçının anlayabileceği tablo değil bu. Yani siyaset bilimcilerin, başka disiplinlerden olan insanların bunu tartışmaya girmesi lazım. Emin ol, benim çözebildiğim bir şey yok. Çünkü maddi temellerin hiçbirisi bu o tabanın orada kalmasını sağlayacak bir durum değil. Ama işte görüntüleri çarpıtıyor. Mesela ne diyor? Sokakta diyor çöp kutularını karıştıran insanlar yok diyor. Orada diyor CHP diyor birilerini bulmuş diyor. Yani mizansen hazırlamış diyor. Şimdi buna inanıyor kendisi ve kendisine oy verenleri de inandırıyor. Şimdi yapacak bir şey yok burada. Emin olun, yani eğer bir gerçekliği siz bu şekilde çarpıtıyorsanız, bu yeni de değil. Hatırlasanıza, kutuların içerisinde paralar, evet orada gördük hepimiz,
Ya değil bu diyor, öyle bir şey yok diyor. Yani siz yanlış gördünüz. Şimdi bunun gibi bir şey bu. Yani algıları bu kadar olağanüstü bir şekilde yöneten bir mantık var. Ben burada Bülent Bey'i de görünce yani meclisin şu iki konuda Bülent Bey ne dersiniz? Yani meclise taşımak gerekmez mi? Bir tanesi şu. Ne eğitimde ne istihdamda olanların rakamı ya ciddi boyutlara geldi. 27,1. Yani 25'ti bu. 27,1 geçen yılın eş döneminde 25'ti. Yani 4 kişiden biriydi. Şimdi süratle neredeyse bu 33 olsa 30 olsa 3 kişiden biri olacak. Yani en vahim, en problemli alan burası. Türkiye'nin bence öncelikleri nedir diye sorsanız gençlerin ne eğitimde olanları bunlar ne de istihdamda olanları. Yani dehşet bir tablo. Bunu mutlaka meclis araştırması mı yapılır? Bunun nedenleri nedir? Niye bu insanlar hem eğitime katılamıyorlar hem istihdama katılamıyorlar? Bunu bir kere tartışmak lazım. İkincisi, TOB'un yaptığı Ekim ayı için rakam dehşet. Diyor ki eğreti olmayan istihdam, yani iyi işleri de çalışanların istihdamdaki oranı nedir diye, mesela kadınların ne kadar istihdam ediliyor diye baktığınız zaman kadınlar için istihdam oranı 115,3. Bunun anlamı şu: çalışma çağındaki her 10 kadından sadece biri iyi işte çalışıyor. 9'u kötü işlerde çalışıyor. Yani eğriti istihdamda çalışıyor. Yani ücretsiz izinle çıkmış, kısa çalışma ödeneğinde. Ya bunları biz çalışıyor diyemeyiz. Bunlar aslında işsiz. Evet, şimdi hocam. Bunun hocam masaya süremizin sonuna lazım. Geldik. Hocam çok teşekkür ederim. Ya bunun mutlaka mecliste bu iki konunun tartışılması gerekir diyorum. Sayın Kuşoğlu iletirim. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Hocam duydunuz. Artık gereğini yaparsınız. Süremizin de sonuna geldik Sayın Kuşoğlu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir de şeyi konuşmak istiyordum. Şimdi yapılandırma için SGK ve şeyde Maliye Bakanlığı'nda toplam başvuru miktarı 200 milyar oldu. Aslında 500 milyardı 31 Haziran itibariyle, Haziran sonu itibariyle. Bu yıl sonuna doğru, yani esas alınacak rakam itibariyle 600 milyarı bulmuştur. 600 milyarın, yani devletin 600 milyar alacağı var prim ve vergi, 200 milyar başvuruda bulunuldu. Bunun da tahsil edile edile 200 milyarın ancak 50 milyarı tahsil edilecektir, göreceksiniz. Ülke bu vaziyette. Evet, çok vergi güzel. Alamıyor, prim alamıyor. Evet. Ay'a gidiyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim Sayın Kuşoğlu. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan İrfan Değirmenci ile ana haber var, onu da kaçırmayın. Yarın aynı saatte yine doğrular, yine gerçekler. İyi akşamlar, hoşça kalın.